sivillere veriyoruz. Yani acil durum ekiplerine, bilinçli insanlara veriyoruz. Biz burada ışınlanma yangın çıksa da hangi aşamada kontrol edebilirsin, hangi aşamada yangını söndürebilirsin, bu önemli geçmek. Yeterli hasarı alabilir. Yangın deyince insanların aklına ilk ne geliyor? Su. Yağ yangınına kadınların yaptığı şey suyla müdahale etmek ve patlamak. Ama hiçbir şey yapmadı. Elektrik yangınında seni çarpabilir, hatta tesisatta başka bir yerden bir yangın çıkartabilir. Depo kısmı komple yanmış. Bu lan sıkmış, bu lan sıkmış. Yani 3-5 kişi organize olsa, aynı anda sıksalar falan cihazında mutlaka su kullanır. Soğutayım. Duman alarmı. Kole koyacağız. Niye söyler misiniz? Bravo. En eski anlaşır. Kuru dumanı şöyle bakayım, bir şey var mı, kalıntı var mı? Yoğunluğu yok şimdi dumanın. O yüzden... Sertlik bir yangın olduğu için hızlı ilerledi. Ama burada duman bir yere gidemediği için, dışarıdan da oksijen kaynağı gelmediği için yangın üçgenindeki doğru karışım sağlam. Gaz yangını. Çünkü bunun çıkarttığı gaz ortama yayılacak mı? O yüzden itfaiyecileri görürsünüz, yanan mutfak tüpünü kucağına alır, dışarı çıkartır, dışarıda söndürür. Yönetmelik gereği. 4 sene sonra, 4 sene gelmiş baktınız, manometresi vardır bakın burada. İçindeki toz akışkan. İki taraf kırmızı, sıfıra yakınsa gazı bitmiş. Diğer yük bastık, ya bunun içinde daha kaldı, sonra kullanayım diyemezsin. Çünkü bir sefer bu ventili deldin mi, yarım saat içinde kullandın, kullandın. Gazını boşaltır ve yangında çalışmayacağını gösterir. Manometresi de kırmızıya gelir arkadaşlar. Öncelikle Denizli İHH arama kurtarma birimi olarak 60 kişilik gönüllümüzle zaman zaman bu tür eğitimleri yapmaktayız. Yangın eğitimi de arama kurtarmacının olmazsa olmazları arasında. Aslında arama kurtarmacıdan ziyade her bireyin bilmesi gereken genel şeyler. Bir yangına nasıl müdahale edilir? Elektrik yangında nasıl müdahale edilir? Bunlar çok önemli şeyler. Evde çocuklarımıza, eşimize bunları anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım. Faydalı bilgiler. Bu eğitimleri zaman zaman devam ettireceğiz. Bugün 17 kişilik bir katılım sağlandı. 60 kişilik bir gönüllü sayımız var. İnşallah 2-3 etapta bunları devam ettireceğiz. Farklı eğitimleri de var. Bu manada Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar günlük hayatta karşılaşabilecekleri temel risk grubu olan yangınla nasıl mücadele edeceklerini öğrendiler. Bununla alakalı iş yerlerini, evlerini ve hayatlarını nasıl koruyabilirler, nasıl önlemler alabilirler. Bunlarla alakalı tedbirleri öğrendiler. Bu farkındalığı, bu afet yönetiminde yer alan İnsani Yardım Vakfı'nın üyeleri olan arkadaşlara eğitim vermekten gerçekten mutluluk duyduk. Bizi onur ettiler gerçekten. Her zaman kapımız açık. Arkadaşlara eğitme konusunda da Deniz İtfaiyesi olarak hazırız. Yangında ilk yapılması gereken şey yangın söndürücülerinin bulunması. Bir yangın söndürme cihazı herkesin evinde olması gerekir. Apartmanda olması yetmez. Evimizin içinde de küçük araç tipi dediğimiz yangın söndürme cihazlarının olmalı. Ve erken uyarı sistemi olan, çok maliyeti olmayan duman alarmlarını mutlaka herkes evinin doğru yerlerine asması bizim en büyük önerimiz ve temennimizdir. Cihazın dolu olduğunu bilip kapalı bir ortama girip yangın söndürmeye çalışmasın. Yani bir askeri mermisiz silah göndermek gibi bir şeydir. O yüzden yan yatırılması gerekir arkadaşlar. Bu cihaz mesela şu doluymuş, evet. Bu da arkadaşlar bitti.